Herkese merhaba. Bu videoyu daha güncel bir konuyla sizlere sunmak istiyorum. Bu da Rusların Kırım'ı ve Ukrayna'daki bazı bölgeleri işgali. Şimdi bu konuyla ilgili birçok televizyonda da yorum yapılıyor. Herkes YouTube'da tabii ki kendi görüşlerini bildiren videolar çekiyor. Benim bunu çekmemdeki amaç Rusların bu bölgede ne kadar askeri var? veya bu toprakları alır mı almaz mı gelecek 20 yılda ne olur meselesi değil. Beni esasen burada ilgilendiren acaba NATO mu Rusya'yı sıkıştırıyor yoksa bu işgalle Rusya NATO'yu mu sıkıştırıyor? Bence NATO'nun sadece Rusya açısından değil bölge ülkelerinde Türkiye dahil genişleme alanına baktığınız zaman Avrasya coğrafyasına doğru yayıldığını görüyoruz. Bir sıkıştırma var. Lakin Rusların bu Ukrayna'yı ve Kırım işgali de bence Rusların NATO'yu çevrelemesi, NATO ülkelerini çevrelemesi olarak görülüyor. Kırım eski bir Türk toprağı, bir hanlık. Esasen baktığımız zaman Kırım'ın hemen iç tarafında bulunan yine Karadeniz ve Ukrayna'yı da sınır olarak alan ...Azak Denizi mevcut. Çok küçük bir boğazdan... ...Kerç Boğazı'ndan geçerek... ...bu Azak Denizi'ne... ...giriş yapılmakta. Kırım bana... ...nasıl ki Akdeniz'de... ...Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti varsa... ...bir Kıbrıs Adası varsa... ...Kırım'da Karadeniz'deki... ...Kıbrıs Adası gibi bir nevi. Esasen stratejik olarak... ...çok önemli bir nokta. Yani... ...Kırım'a sahip olan bir ülke veya Kırım'da bağımsız bir devlet olduğunu varsayarsak bütün Balkan ve Doğu Avrupa coğrafyasında bir nevi çok büyük bir güç ve üst elde etmiş konumda oluyor. Hem Karadeniz'e hakim bir bölgede hem de baktığınız zaman Rusya, Doğu Avrupa ve Balkanlara hızlı bir şekilde nüfus edecek bir bölgesel yapıya sahip. Kara ile olan bağlantısı tabii ki Ukrayna tarafında var. Ancak bakıldığı zaman Osmanlı İmparatorluğu da Kırım'a ayrı bir önem vermiş ve buradaki beyliklere her zaman Rusya'ya karşı, Doğu Avrupa ülkelerine karşı da korumuş. Çünkü kendisinin Avrupa'ya açılmasını sağlayacak olan ve Avrupa'nın da Osmanlı'ya saldırdığı zaman Karadeniz'e hakim olması için üst konumunda kullanabileceği bir bölge. Şimdi, Ruslar bu bölgeyi niçin işgal etti? Yani, Luangs, Donetsk, Kharkiv, Kharkiv, her neyse. İşgal ettiği ben, alanlara baktığım zaman, acaba, şu şekilde düşünüyorum. Rusya esasen Rusya'nın amacı Ukrayna'yı mı işgal edip yönetmek yoksa bunun tepki çekeceğini bildiği için ve şu anda siyasal ve askeri olarak da bunu yapması zor olduğu için Kırım'la olan bağlantıyı mı sağlamak? Rusya buraları elde ettikten sonra duracak mı? Yani şöyle varsayalım. Tutun ki Rusya işgal ettiği yerleri zorla Ukrayna'dan aldı. NATO'da veya bölge ülkeleri de hiç ses çıkarmadı. Bir noktadan sonra bu alanlar da Rusya'ya yeterli gelmeyecektir. Ben haritaya baktığım ve Rusların işgal ettiği bölgeleri incelediğim zaman Rusya'nın Balkanlara doğru yayılmaya çalıştığını görüyorum. Çünkü Kırım'la işgal ettiği şehirler arasındaki bağlantıyı sağlayan iki tane nokta var. Bu iki noktayı da işgal ettiği andan itibaren Balkanlara geçmesi çok daha kolay olacak. Zaten Rusların her zaman Balkanlar üstünde bir nüfusu vardır ve sürekli de buralara hakim olmak istemektedir. Bence Rusya gelecek olan 3. Dünya Savaşı'nı kendi topraklarında değil Balkanlarda karşılamak istiyor olabilir. Ukrayna'da bence Ruslar için sadece bir geçiş noktası bir üs. Esasen baktığınız zaman Ukrayna'nın belki dil yapısı, işte Ruslarla olan akrabalıkları ve bağlantıları mevcuttur. Ancak daha önce de belirttiğim gibi Ukrayna toprakları her açıdan stratejik bir konumda yer aldığı için buralarda Doğu Avrupa'ya hakim olmak isteyen bütün ülkeler nüfus sahibi olmak için mücadele etmişlerdir. Esasen bu Ukrayna'nın halkıyla Rusya'nın halkı birbirine yakın gibi görünseler Ukrayna biraz daha Asya kavimlerine, Türk kavimlerine yakın bir halk olarak yer almaktadır. Tarihi açıdan da baktığımız zaman zaten bizim Doğu Avrupa'daki Türk devletlerinin bu alanda kurulduğunu biliyoruz. Yani yüzyıllarca Türk hakimiyetinde olan bir alan özellikle peçenek ve kuman Türklerinin nüfus alanlarından birini teşkil ediyor. Yine Hun İmparatorluğu'nun da hakim olduğu alanlar arasında bu Doğu Avrupa bölgeleri bulunmakta. Dediğim gibi bu işgal bana Rusya'nın 3. Dünya Savaşı'na hazırlığı gibi görünüyor. Şöyle düşünelim. Rusya buraları işgal etti hatta daha fazla bir bölgeyi Ukrayna'dan koparmaya çalıştı. E öyle veya böyle sonuçta bu NATO'nun müdahalesine bir nevi kapı aralayacaktır. Sadece askeri olarak değil, ekonomik anlamda da Rusya'ya bazı ambargolar uygulanabilir. Yine Karadeniz üzerinden ve karasal Balkanlar kullanılarak Bulgaristan Amerika'nın Balkanlardaki üsleri kullanılarak NATO vasıtasıyla Ukrayna'ya bir nevi de facto yani ikili durumda bir giriş bahanesi yaratabilir. Her ne kadar Ukrayna bir NATO ülkesi olmasa da bu NATO'ya girme sürecini de bir nevi hızlandıran bir durum. Bu sefer Amerika ve NATO ülkeleri, Batı Avrupa ülkeleri de şunu diyebilirler. Bakın biz Ukrayna'yı NATO'ya almak istiyorduk. Rus tehlikesinden dolayı. Rusya buna karşı çıktı. Ama şu anda görüyoruz ki bu tehlike bir fiil devam ediyor. E biz de Ukrayna'yı korumak için gereken askeri ve siyasal tedbirleri almayı uygun görüyoruz. Şeklinde bir politika geliştirip bir müddet sonra da bunu NATO'da dile getirdiğinde NATO ülkelerinin Rus tehdidine karşı Ukrayna'nın NATO üyesi olması konusunda daha kararlı bir şekilde hareket etmelerine ve veto kullanacak ülkelerin de bu karardan vazgeçmesine sebep olabilir. Çünkü bu Rus işgaline karşı Batı Avrupa ülkeleri de Almanya'sından tutun Fransa'sına, İtalya'sına kadar e bunlar da bir tereddüt içerisinde bulunarak yarın bir gün bu işgallerin Ukrayna ile sınırlı kalmayacağı ve Avrupa'nın herhangi bir 3. Dünya Savaşı'nda içlerine kadar ilerleyebileceğini düşünerek şimdiden bir NATO vasıtasıyla set çekmeye çalışabilirler. Bunu tabii ki Rusya da görüyordur büyük ihtimalle. Görmemesi mümkün değil. Ancak Rusya'nın bu kadar ısrar etmesinin sebebi ne? İşte bu noktada Biraz düşündüğümüz zaman bana Rusya'nın bugünkü savaş için değil, yarın olabilecek bir savaşı Rus topraklarının dışarısında karşılayarak bu savaşın Balkanlarda önüne geçmek, savaşı Balkanlarda bir nevi yaptığı askeri yığınakla karşılayarak Rus topraklarını tehlikeden uzak tutmaya çalışması olarak görüyorum. Aynı zamanda Rusya Karadeniz'e istediği şekilde giriş çıkış yapamıyor Montreux'den dolayı. Tabi diğer devletleri de bağlıyor bu. Lakin Karadeniz'de de hakimiyetini arttırması için bence Kırım'la şu an işgal ettiği bölgeleri de birleştirerek burada büyük askeri limanlar yaparak yine çıkabilecek bir savaşta deniz kuvvetlerini burada konuşlandırarak deniz yoluyla boğazları kullanmadan Bulgaristan'a aynı zamanda haritadan baktığımız zaman Yunanistan üstünden Amerika ve Amerika ile müttefik olacak diğer NATO devletleriyle rahat savaşabilecek bir konuma erişmiş oluyor. Şimdi şu anda da haritaya bakıyorum. Tabi bu haritaya bakarken bazen mecbur duraksıyorum ama haritaya bakmadan da konuşmak mümkün değil. Şimdi Rusya'nın ileride Kırım'la beraber, Kırım'da zaten Yalta ve deniz kenarında Akyar bölgesi var. Aynı zamanda Ukrayna'da Odessa ile yakın bir alan bu Akyar ve Yalta bölgesi. Şimdi Rusya'nın bu Ukrayna'daki işgal ettiği alanlarla Kırım'a kadar geldiğini varsayalım. Şimdi hızlı bir şekilde Ukrayna haritasını açıyorum. Evet, Ukrayna haritasını açtım. E bu haritaya da teyit etmek amaçlı bir daha baktığım zaman çok rahat bir şekilde bu alanları da Ukrayna işgal ettiği zaman Karadeniz'e tamamen hakim olacağını görüyoruz. Bakın bir savaş yapılacak olan yeni bir dünya savaşında Rusya deniz yoluyla saldırı nereden olacak? Karadeniz üzerinden. Eğer ki Rusya bu savaşta Montreux'den dolayı Karadeniz'e Ege Adalar Denizi vasıtasıyla çıkış yapamayacaksa e bütün askeri yığınağını nereden denize indirerek NATO devletlerinin ve Amerika'nın karşısına çıkabilir? Ukrayna bölgesinden çıkması çok daha doğal. Tabi burada Kırım'ı da kullanacaktır büyük ihtimalle. Şimdi Karadeniz'de Rus birliklerinin deniz kuvvetlerinin yer aldığını düşünelim. Peki bu birlikler yarın bir gün Amerika'nın Yunanistan'daki ve Balkanlardaki üstlerine saldırı konumuna geçtiği zaman hangi bölgelerden karaya çıkacak? Bir, Ukrayna üstünden Romanya'ya çıkış yapabilir. İki, Bulgaristan'a çıkış yapabilir. Trakya bölgesine çıkış yapamayacaktır. Ege Denizi üstünden Yunanistan'a baskı kurabilir. Bakın Ege Adalar Denizi'nden Yunanistan bölgesinde Karadeniz'de de Ukrayna'daki ve Kırım'daki ileride elde ettiği deniz kuvvetleriyle beraber Romanya'ya ve Bulgaristan'a çıktığı anda savaş Rus topraklarında değil Karadeniz'de ve Balkan coğrafyasında seyretmiş olur. Yani bu tabii benim tamamen şahsi düşüncem. Ama bir savaş çıkacağı zaman ben bu savaşı Rusya'nın topraklarında kesinlikle karşılamayacağını ve kendisine saldırılmadan kendisinin direkman saldırıya geçeceğini düşünüyorum. İşgal edilen Donetsk, Louanskа ve Kırım. Arada iki tane daha büyük bir alan var. Zaporiska ve Kersonska. Bu iki şehir var. Şimdi Rusya'nın burayı da aldığını varsayalım. Bugün almazsa belki ileride. Ha bu gidişe çünkü bu Rusya'nın politikasına baktığınız zaman bu iki alan sadece göstermelik kalıyor. Bir ön çıkarma. Büyük ihtimalle bunun da Rusya tarafından devamı gelecek belki bölgede özerk bir yapı da oluşturmaya çalışacak. Yani Ukrayna'yı, Ukrayna'daki bu şehirleri tamamen ele geçirmesi mümkün olmasa dahi burada silah soruyla oluşturacağı yapıdan dolayı kendi vatandaşlarını da dolaylı bir şekilde yerleştirerek bölgenin de ekonomisine ciddi bir darbe indireceğinden dolayı bu savaş o bölgedeki bir takım hem sivil vatandaşları hem de ticaret erbaplarını, ticari birliktelikleri Rusya'nın yanına çekerek burada bir nevi otonom bir bölge oluşturabilir. Bu iki şehri de aldığı zaman Kırım'la olan karasal birliği sağlamış olacak. Şimdi Rusya Yarın bir gün Ukrayna Kırım bölgesine girdiğinde sadece deniz yoluyla bu Kırım'ı koruyamaz, elinde tutamaz. Peki Rusya'nın Kırım'ı elinde tutması için ne lazım? Kırım'ın karayla bağlantısı olan iki tane şehri de ele geçirmesi lazım. E bunları da ele geçirdi mi zaten tamamen Rusya neredeyse toprakları bir nevi Karadeniz'in direktman içinde yer alan bir devlet konumuna çıkmış olacak. Yani boğazlara olan ihtiyacı bu konumda eğer Kırım'ı da tamamen zapt edip ve Ukrayna'nın bir bölümü de bir bölümünü de ele geçirdikten sonra boğazlara ne kadar ihtiyacı olur o da meçhul bir konu. Ben çok fazla ihtiyacı olacağını zannetmiyorum bir sonraki savaşta. Ukrayna'nın buradaki talihsizliği esasen Rusya ile dipdibi olmasından kaynaklanıyor. Yani burada Ukrayna değil de Romanya'da olsa, Bulgaristan'da olsa bence bir Rus işgaline maruz kalacaktı. Bu şu anki durum aslında çözülemeyecek bir durum değil. Sadece Türkiye açısından veya da Avrupa açısından zor olan bir durum değil. Bu işgal Rusya'yı da zorlayan bir durum. Dolayısıyla Rusya'nın ekonomisi uzun vadede bu savaşı kaldırır mı? Kaldırmaz. Rusya bu baskıyı oluşturduktan sonra bir müddet geriye çekilebilir. Bu geriye çekilmeler bölgede tabi Rusya'nın ciddi bir askeri yığınağı olduğu için hemen kendini hissettirmez ama bir noktadan sonra Rus birlikleri yine güçlerini bir noktada koruyarak geri çekilseler dahi bölge her zaman Rusların baskısı altında yer alacaktır. Belki de Rusların yapmaya çalıştığı burada Ukrayna'dan ayrı bazı şehir devletleri kurdurup daha sonra bu şehir devletlerinde Rusya'ya ilhakını sağlamak olabilir. Çünkü iki şehirle Kırım'la yapılacak bir yani iki şehir ve Kırım adı altında yapılacak bir savaş gibi gelmiyor bu bana. İki şehir ve bir Kırım için bir dünya savaşını Rusya çıkarmaz veyahut da NATO'yu karşısına almaz. Bence bu daha büyük bir savaşı olan hazırlığın ön cephesi gibi geliyor. Tabii bu sadece bir ihtimal. Videonun başından beri konuştuğumuz konu zaten ihtimaller üstüne kurulu. Rusya bunu kesin yapacak. İşte Rusya Balkanlar üstünden yeni bir dünya savaşı çıktığında Amerika ile ve diğer devletlere karşı savaşacak. Doğu Avrupa'ya yayılacak. Kesinlikle Rusya'nın şu anki işgali Avrupa'yı işgal etme gibi bir sürecin başlangıcı diye söylemiyorum ben. Ancak şunu da göz önünde bulundurmamız gerektiğini düşünüyorum. Bizim için önemli olan Büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ulusal ve milli çıkarları. E bu temelde konuları ele aldığımız zaman Rusya'nın da Karadeniz'e hakim olarak buradan yine Balkanlarda nüfus elde etmesi ve Doğu Avrupa üstünde egemenlik alanlarını genişleterek tamamıyla... Buradan hem Türkiye'ye hem de bölge ülkelerine bir baskı yapmaya çalışabilir. Nasıl ki Amerika'nın bölgede Yunanistan'da ve Balkan coğrafyasında el, e, üstler elde etmesi, buraya baskı kurması bizim işimize gelmiyorsa, Rusya'nınki de gelmiyor. Ancak duruma baktığımız zaman Rusya'nın bu işgalleri bize sadece bu sürecin başlangıç aşamasında olduğunu. Balkanlarda ve Doğu Avrupa'da güç elde ederek yeni dünya savaşını bu noktada karşılamaya çalıştığını gösteriyor. Bu tamamen benim şahsi fikrim. Kırım'da bu konuda seçilen önemli merkezlerden biri. Kırım eski bir Türk toprağı. Ukrayna toprakları içerisinde yer almakta. E tabii ki Rusya burayı işgali daha önce de gerçekleştirmişti. Şimdi de aynı işgal politikalarını gerçekleştiriyor. Rusya daha önce burada hakim olduğu için şu anda da aynı, aynı hakimiyetini korumak istiyor. Ancak tarih bu şekilde ilerlemiyor. O zaman biz de Ukrayna'ya diyelim ki zamanında Kırım Türk toprağıydı. Burayı bize ver. Maalesef zamanında tabii ki Türk toprağıydı. Ancak bir takım savaşlardan dolayı biz gücümüzü kaybettik. Osmanlı İmparatorluğu dağıldı. Yeni bir Türk Devleti kurduk ve şu anda Kırım'da Türkler var evet ancak burası e, Türklerin şu anda bağımsızlığını elde edip yaşadığı bir devlet toprağı değil. Ukrayna toprakları içerisinde yer alıyor. Gönül ister ki burada bir Türk Devleti olsun ama bu şu an için zaten mümkün değil. Biz şu anki durum üstünden konuştuğumuz zaman buranın Ukrayna toprağı içerisinde lakin Türklerin de hak ve hukuklarının korunduğu bir yapıyı muhafaza etmesini istiyoruz. Ancak Rus işgali tüm bunların önüne set çeken bir durumda. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bundan sonra da videoların devamının gelmesi biraz da sizlerin yorumlarına ve bu videolara gösterdiğiniz ilgiye bağlı. Videoyu bitirmeden önce şunu da eklemek istiyorum. Bazı görüşlere göre bu Romanya işte Bulgaristan Yunanistan onun arka coğrafyası işte Sırbistan'ın olduğu bölge Karadağ bölgesi Slovakya bölgesi şimdi burada bazı Slav halkları var Slav birlikteliği de zamanında olmuştu ancak şu anda içinde bulunduğumuz süreçte ittifaklar kurulduğu zaman din birliktelikleri veya mezhep birliktelikleri sadece ırksal birlikteliklerden değil bölgesel ve uluslararası çıkar birliktelikleri üzerinden bazı ittifaklar oluşmakta. Yani bundan sonraki süreçte Rusya'nın bu bölgeye yayılması gibi bir durum olduğu zaman ben o bölgedeki eski Slavların şu an Rusya ile ve Rusya'nın bu işgaline karşı çok hoşgörülü davranacakları ve Onlarla birlikte hareket edebileceklerini düşünmüyorum. Yani ileride Bulgaristan, Romanya, Moldova ve arkasındaki coğrafyada böyle bir Rus hakimiyeti olduğu zaman ulusal birliklerini ve bağımsızlıklarını elde etmiş olan bu ülkelerinde Rusya'ya karşı duracağını düşünüyorum. Esasen benim şahsi fikrim burada ne Rusya'nın ne Amerika'nın ne Batı'nın bir tahakkümünün olması. Ülkeler bağımsız, ulusal ülkeler. Herkesin tabi ulusal ve milli çıkarları olabilir. Ancak bu coğrafyalar çok çabuk hareketlenen ve yeni savaşlara altyapı hazırlayan bir yapıya sahip. Yani burada herhangi bir milletin bir tahakkümü olduğu zaman diğer milletlerin de hareketlenmesine ve bölgede çıkabilecek savaşları hızlı bir şekilde tetiklemesine sebep olabilir. Bu videoların devamının gelmesi sizlere bağlı. Eğer videoyu beğenirseniz, abone olursanız ve yorumlarla destek verirseniz bu tarz videoların devamını çekmeyi düşünüyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.